Merhaba arkadaşlar. Çok uzatmadan tanıtacağım bir cihaz. Önceki kanalımda vardı, kapanmıştı. Hatta Celal arkadaşımız sponsordu. Teşekkür ediyoruz kendisine tekrar. Arşivden gittiği için tekrar tanıtayım. En azından siz de tekrar görün ya da görmeyenler için bir arşiv niteliğinde bir video çekimi. Cihazımız MediaStar MS Mini 2727 Forever diye geçiyor. Cihazımız Forever'lı bir cihaz. YouTube Full HD, 8 GB flash ve 2 tane USB var. Wi-Fi adaptörle destekliyor ve kart girişi var. Burada da gördüğünüz gibi kutunun içinden bu çıkıyor. Şöyle ben birazcık özelliklerini okurken şöyle cihazı size şöyle göstereyim. Wi-Fi'sini koyalım şöyle. Hatta bir de şöyle televizyonun arkasına kayarsanız cihazınızı display'in olduğu bir durum. DVB-S ve DVB-S2 destekliyor. Ben kısaca okuyacağım bazı şeyleri. DisiJack 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 ve USAS destekliyor. Kör tarama özelliği var. Multi-Satellite Search, Network Search ve Manual Search özelliği var. PAL ve NTSC'yi destekliyor. Ayrıca çıkışları 1080p 60 Hz'e kadar destekliyor. Çok iyi. Bunu biz zaten söylemiştik. Yani şöyle 100 tane satelite, yani 100 tane uyduyu ekleyebiliyorsunuz. Ve 4000 tane transporter ve 8000 tane de kanal. Yani 8000, genelde 8 MB olduğu için 8000 kanal diye geçiyor. Ayrıca işte satelitenin, yani daha doğrusu uyduların adlarını değiştirebiliyorsunuz, silebiliyorsunuz vesaire. 8 tane favori grup oluşturabiliyorsunuz. Ayrıca da Sport Multi Launch diye geçiyor. Yani İngilizceden tutun Fransızca, Almanca, İtalyanca, yani Rusça, Türkçe, Arapça hepsi neredeyse var. DVB Subtitle da destekliyor. Teletext destekliyor. Ve software de gayet güzel bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ve USB'de 2.0. Yani peki cihazın kutusunda neler çıkıyor? Şöyle. Bu ikinci el olarak aldık. Kusura bakmayın. Yani sıfır maalesef elimize geçmedi. Şöyle bir kitapçı var. Çok basit. Cihazın kendisi. Şurada USB girişini görüyorsunuz. Burada RC232 ve kanalları değiştirme ya da bakayım. Kapatma, açma ve kanalları değiştirme yerini görüyorsunuz. Diğer arka tarafını çevirdiğin zaman LNB in girişini görüyoruz. LNB in girişini görüyoruz. Şurada. Burada yine RC232 yazılım için HDMI çıkışı. Eski televizyonlar için AV çıkışı. Yine bir tane USB girişini görüyoruz. Ve burada da gördüğünüz gibi elektrik enerji girişini görebiliyoruz. Şöyle bir Wi-Fi adaptörümüz var. Yine içinden çıkıyor. Bilginiz olsun aldığınız zaman. Televizyonun arkasına takarsak böyle bir display'imiz var. Ve şöyle çift kumanda çıkıyor. Yaklaştırayım. Kumandaları gayet güzel ve ergonomik. İki tane ince kalem pille çalışıyor. Ve kısa yol tuşları da var. Şurada şöyle. Hiç kullanılmamış. Sağ olsun göndermiş arkadaşlar. Şöyle bir adaptörümüz var. 12 volt adaptör. Yani göstermek için uğraşmayacağım. Yine. Ve bir tane de standart HDMI kablosu. Cihazımızı açalım. Yine dediğim gibi orada da çok uzatmayacağım. Yani arşiv niteliğinde olduğu için. Şimdilik bu kadar. Bir cihaz açalım bakalım. Merhaba arkadaşlar. MediaStar 2727'yi açtık. Biraz geç oldu ama neden? Şurada gördüğünüz, şöyle bir ışığı açalım birazcık. Şurada gördüğünüz Wi-Fi adaptör. Normalde Yusuf arkadaşımızın gönderdiği bir adaptör çalışmıyor. Ben de kendi adaptörümü taktım. Şurada gözüküyor. Bayağı bir uğraştım. Acaba hani adaptörde mi, başka bir şeyde mi diye. Meğerse adaptördeymiş. Allah'tan elimde bir tane vardı ve bağladık. Şu an Dijital Evren TV YouTube'a bağladık. Burada menümüzü görüyoruz. Gayet güzel. Şöyle hatta çıkalım bir tamamıyla. Sesini de kısalım. Burada ben şu an sinyali almadım. Hatta sinyali alalım. Bir saniye lütfen. Şöyle sinyalimizi aldık. Hemen kanal geçişlerini birazcık şöyle yapalım. Bir dakika. Hemen. Yani genelde ulusal kanalları bir deneyim. İnşallah yine sıkıntı çıkmaz. YouTube amca, biz sadece kanalların geçişini göstermek amaçlı yapıyoruz bunu. Hemen şimdi durduruyorum ve Free bir kanala geçiyorum. Yani kanal geçişlerinin gayet hızlı olduğunu görüyoruz. Ben çok fazla gezmeyeceğim şöyle. Yani bastığınız anda geçtiğini görüyorsunuz. Gayet güzel. Şöyle durduralım. Türksat tanıtım kanalına geldik.
Şimdi burada kuruluma yani menüye geldiğimiz zaman tuşla seçebiliyoruz. Kurulum, kanal düzenleme, sistem ayarları, tarih ve zaman ayarları, şebeke yani bağlantı ayarı ve işte vesaire update. Şimdi kuruluma geldiğimiz zaman şöyle bir gelelim. Anten ayarlarına geldiğimizde Türksat'ı seçtiğimizde gördüğünüz gibi sinyal kalitesi gayet güzel. Ben burada DisEQ 1.0 ve 1.1'i seçiyorum. Çünkü bazen sistemde bunu seçtiğiniz zaman daha iyi bir sinyal alıyorsunuz. Hatta bazen DisEQ 1.1'i seçmediğiniz zaman bazı sitelerde ya da 4'ten fazla uydunuz varsa bu seçmediğiniz zaman sinyal alamıyorsunuz. Bilginiz olsun. Buradan USB, tabii ki USB'miz yok. USB olsa da görecektik. PVR seçeneği var. Fabrika ayarları 4 tane 0. USALS ayarları var ve işte burada hani adını söyleyemedim. Ütüphane kızdığı bu kısım var. Yine kanal düzenlemeye geldiğimiz zaman çok güzel bir özellik var arkadaşlar. Burada mesela hani diyelim ki silmek istiyorsunuz ama hepsini silmek istiyorsunuz. O zaman OK sil kısmına geldiğiniz zaman bakın All Channels diyor. Sarı tuşa bastığınız zaman hepsini seçiyor. Şöyle göstereyim. Silmeyeceğim tabii ki. Maviye bastığınız zaman hepsini siliyor. Şimdi silmeyelim. Ne olur ne olmaz. Yeni taradık zaten. Favori düzenleyebiliyorsunuz. Kanal sıralama yapıyorsunuz. Ve kullanıcı kanal listesi de oluşturabiliyorsunuz. Artı burada taşıma da mesela işte taşı diyeceksiniz mesela. Burada seçerek de taşıyabiliyorsunuz şöyle seçtiğiniz zaman. Sonrasında işte buraya taşı diyorsunuz. Ve okey dediğiniz zaman gördüğünüz gibi taşıyor. Çok fazla gitmedim. Buradan çıkalım. Gayet bence güzel, hızlı çalışıyor. Şöyle kullanıcı kanal listesine geldiğiniz zaman şöyle burada mesela user var mesela ama ben tabii ki bunu kullanmıyorum çünkü hani yabancı kanalları yükleyecek büyük ihtimalle. O yüzden de kullanmıyorum. Şuradan çıktığımız zaman sistem ayarlarına gidelim. Sistem ayarlarına geldiğimiz zaman da menü dili, ses dili. Çok uzatmayacağım çünkü uzatırsam uzun iş. Bayağı bir hani özellik var. İşte burada altyazı dilini gösteriyor. Kanal ha, bakın mesela burası önemli. Otomatik kanal seçimini kapalı yapın. Çünkü OK'ye basıp listeyi açtığınızda yukarı aşağı yaptığınızda kanalı direkt seçiyor böyle. Hani açıyor. Bazıları hani ben mesela hani kanal açılsın istemem. Orada ben OK basıp istediğim zaman açılsın. Burayı kapalı yapabilirsiniz. Ben farklı özellikleri söylüyorum burada. Burada Channel Color Switch dediği İşte İKS ile ilgili bir şey. İsterseniz burayı sarı ya da işte mavi, blue, purple. Hani bayağı bir güzel şeyler var. Renk seçenekleri var. Ben yeşili seviyorum. O İKS ile ilgili. Burada işte kaydetme kanalları, işte isimi update'ini otomatik yapsın mı vesaire. Gerçekten hani burada mesela sinyal finder yani ayrıntılı göstersin seçeneği. Kanal değiştirirken siyah ekran veya donarak bunları çok güzel seçebiliyorsunuz mesela. Hani dediğim gibi çok şey söylemiyorum. YouTube amca kızıyor ve de çok da uzatmak istemiyorum. Burada OCD şeffaflığı. HDMI modunu buradan seçebiliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi. 1080p ama 50 ama mesela buradan 60'ı da seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle. Çok özür dilerim. Yani TV ekran formatını otomatik yapabiliyorsunuz. AC3 bypass burası açık ama bazen eğer şey yaşarsanız seslerde aşırı ses tonu yaşarsanız burayı kapatabilirsiniz. Sinyal ses tonu kapalı ya da açık yaparsınız burayı. CH Max işte bu kanalların ikonları ve logolarının çıkmasını sağlayan bir sistem. Bunu işte kendinize göre ayarlayabilirsiniz. İsterseniz kapalı da yapabilirsiniz. Şöyle kapalı da yaparsak da zaten kanal listesinin logoları gözükmeyecek. Ebeveyn kontrol 4 tane 0. Video ayarlarına geldiğimiz zaman da hani burada hani kanal listesinde pardon kanalların yayınları nasıl güzellikte olursa hani ona göre ayarlıyorsunuz ya da televizyonunuzun ayarına göre keskinlik değerine kadar vesaire her şeyini yapabiliyorsunuz. Sistem bilgisine geldiğimiz zaman da burada sistem bilgisinde donanım versiyonu, yazılım versiyonu vesairesinin hepsini gösteriyor. En son 2023 8. ayın 17'sinde de güncellemeyi almış. Yani sürekli güncelleme alıyor bilginiz olsun. Şurada About kısmında da Mediastar'ın burada işte 2012'de kurulduğunu ve Asya, Avrupa, Afrika'ya kadar birçok yerde işlem yaptığını söylüyor. Bu benim tanıttığım Magic
Tiger, MediaStar birbirlerine yakın cihazlar ama Tiger ve Magic daha kapsamlı ülkelerde hani satılıyor. Genelde işte İspanya, işte Portekiz, hatta Arap ülkelerinin neredeyse hepsinde satılıyor ve gerçekten de güzel cihazlar, bilginiz olsun. Burada tarih ve zaman ayarı yapabiliyorsunuz. Burada da işte zaten en başta gösterdiğim kablosuz ayarları, IP ayarları vesaire ayarlarını buradan görüyorsunuz. Heh, şifreyi de gördünüz. Neyse orayı fullleyeceğim. 3G ayarı, VPN ve Bluetooth da var. Bluetooth da buradan görebiliyorsunuz. Hani çalışıyor mu çok bakalım hatta. Ama Bluetooth açık olan bir şeyimiz yok şu an için. Application kısmına geldiğimiz zaman da burada hani birçok şeyi görüyoruz. Dediğim gibi hani ben bunları söyleyemiyorum. YouTube'umuz da var bu arada. YouTube'da çalışıyor. Hemen bir bakalım. Lütfen bekleyiniz. Nefesi birazcık. Bazen beni kızdırıyor ama bekleyin. Gayet de güzel. Hani şu şekilde çalışıyor. Hani çok da bir şey göstermeye gerek yok. Netflix var. Gördüğünüz gibi Netflix. Bu Şahit Arapların şeyi. All App'se girdiğimiz zaman da hani bir sürü şey var. Ama dediğim gibi bunları ben söyleyemiyorum. Ama şunu söyleyebilirim. TikTok var. İşte RSS okuyabiliyorsunuz. DLNA özelliği var. Yine USB ile hani aparatla birçok şeyi buradan gösterebiliyorsunuz. Kur'an var. Çok güzel. Kur'an-ı Kerim. Yani dinleyebiliyorsunuz. QR kodla da hani cep telefonunuzdan hani kumanda edebiliyorsunuz. Onu söyleyeyim size. Ucast gibi bir şey. Hani YouTube'da çalışıyor dediğim gibi. Hani bazı şeyleri maalesef söyleyemiyorum. Anlatamıyorum. Çünkü bunları YouTube amca kızıyor. Keşke kızmasa var ya ben size neler anlatırım ama anlatamıyoruz işte maalesef. Ama hani böyle yüzeysel olarak size göstermek istiyorum. En azından menüsü nasıl? Hani kutudan neler çıkıyor? Ayarlarda nasıl durumlar var? Onları görmenizi en azından sağlıyorum. Ben de bazen böyle acemice takılıyorum. Çünkü amatörce takılıyorum. Nedeni şu. Ben kutudan çıktığı anda sizinle paylaşıyorum. Yani böyle teknik olarak işte istesem yaparım. Yani şu, şu 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 derim. Sonra da kapatırım. Ama ben nasıl sorun yaşıyorsam yani ki siz sorunları yaşayacaksınız ya mesela ya da soruyan sorun yaşayacaklar olacak ya. Aynı şeyleri ben de yaşayarak size göstermek istiyorum. Bazen hata yapıyoruz. Bazen hatayı düzeltiyoruz. Hep beraber yapıyoruz yani. Ben istesem hiç bütün hataları temizlerim. Ondan sonra hiçbir şey olmamış gibi size böyle paylaşırım ama ben öyle sevmiyorum. İşin açıkçası. Yani gayet güzel hani özellikler var. Dediğim gibi hani böyle sade bir cihaz değil. Gerçekten sade bir cihaz değil. Çok güzel özellikleri var. Şurada data time'a geldiğiniz zaman zamanlayıcı ayarları, etkinlik zamanlayıcı, uyku zamanlayıcı. Hani ben bunu hep her cihazda anlatıyorum. Yani işte işe gideceksiniz. Saat 8'de, akşam 8'de mesela bir yayın var. Onu izlemeniz gerekiyor. USB takıp PVR'la hem yapabiliyorsunuz ya da saat 8'de geleceksiniz. Ben işte hiç uğraşmayayım diyorsunuz. HDMI çeşidi açtınız mesela çoğu zaman desteklemiyor maalesef. Ama en azından televizyonun bir kumandasına basarak açabilirsiniz. O esnada yayın açılıyor. Siz oturuyorsunuz ve o yayını izliyorsunuz. Öyle bir özelliğe sahip. Cihazımız hani bu şekilde. Hani çok fazla anlatılacak dediğim gibi bir şey yok. Hani her şeyi göstermeye çalıştım. MediaStar 2727 Full HD cihazımızı hani bu şekilde tanıtmış olduk. En azından size yüzeysel de olsa, amatörce de olsa size göstermeye çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğenme tuşuna, kanalımıza abone olmayı ve bütün videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayınız. Hoşça kalın. Dijital Evren TV'de kalın.